Ali, dilinle verdiğin cevap, kalbinle verdiğin cevapla aynı oluncaya dek soracağım. Benden kaçamazsın. Senden kaçmayız Tuğrul Baba. Sana kaçarız. Bu kız kim ki? Silahını onun için eline alıyorsun. Yıllar sonra tövbeni bozuyorsun oğlum. Ali oğlum, cevap vermemek de cevap vermektir. Yok Tuğrul Baba. Yardıma ihtiyacı vardı. Ben de yardım ettim. Hepsi bu. Yardım etmek başka, tövbe bozmak başka oğlum. Bu kız senin için neden bu kadar önemli? Tamam, ben anladım. Bu kız sana kapılmış oğlum. Ne alakası var ya? Amcaya bak, görmüyor, uyduruyor. Yok, Tuğrul Baba. Onu korurken yaralandım ya. O yüzden kendini suçlu hissediyor. Ondan öyle davranıyor. Öyle değil oğlum, bu başka. İnsan ne yaparsa yapsın, kalbindekini saklayamaz. Gördüm ben. Neyi gördün? Nasıl gördün acaba? Çayları soğuttun kızım. Versene. Duygu abla, Ali hocamın nerede olduğunu kimseye söyleme, tamam mı? Herhalde öda verdim. Hocan nerede? Sen geçen kapıyı kıran adamsın değil mi? Geçen kapıyı kırdın, şimdi bana silah mı doğrultuyorsun? Neden bana kendini sevdirmiyorsun? Senin duyguların çok karışmış. Ne diyorsun lan sen? Bana Ali Hoca'nın yerini söyle. Yoksa seni öldürürüm. Sevda'yı kimse alamaz benim elimden. Sevda kim? Ali Hoca'nın yanındaki kız mı? Merak etme, o iyi durumda. Ben gördüm onu. Çok da sevdim. Benim de bir zamanlar sevdiğim bir kız vardı. Adı neydi onun ya? İnsan sevdiği kızın adını unutmaz derler ama... sen şimdi böyle birden sorunca ben unuttum onu. Sorduk mu lan? Sormadın mı? Beni delirtme. Ali nerede? Söyle yoksa öldürürüm seni. Ne oluyor burada? Ne istiyorsun ya Hüdaverdi'den? Onun kimseye zararı dokunmaz. Ne istiyorsun? Dağ başı mı burası? Uygar, indir silahı. Pilot sen karışma. Uygar, indir silahı. Bak, hanımefendiyi de korkutmuşsun. Yakışıyor mu oğlum bize öyle sokak ortasında silah çekmek? Ne oluyor burada? Bir yanlış anlaşılma olmuş da siz arkadaşın kusuruna bakmayın. Ali Hoca kız arkadaşını kaçırınca onun da biraz dengesi bozuldu. Ali Hoca kimseyi kaçırmadı. Nasıl kaçırmalı? Çekin gidin buradan. Yoksa polis çağırırım. Polislik bir durum yok hanımefendi. Arkadaş bir an için duygularına hakim olamadı, hepsi bu. Bir daha olmaz yani, kusura bakmayın. Tamam, yürü bakayım. Hadi. Yürü kızım, yürü. Yürü gidelim biz. Hüdan verdi nerede? Boş ver Hüdan verdi. Nerede lan? Nereye gitti bu herif?
Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Sarp. Koşun yakalayın. Burada bir yerdeydi. Koşun. Yakalayın. Senin yüzünden kaçırdık şişmanı. Uygar. O kız niye kaçırma falan yok dedi oğlum? Ne bileyim ben. Saçmalıyor işte. Koş! Koş! Koş, koş! Kızım, o yarım akıllı hüdaverdiyle nereye gittin sen, ha? Ali'nin yanına değil mi? Anne, gerçekten çok işim var. Sonra konuşalım mı? Duygu, ne istiyorlarmış o adamlar hüdaverdiden? Yani bilmiyorum baba. Bilmiyorum baba. Bilmezsin tabii. Bakın size söylüyorum, o Ali Hoca dediğiniz adam hüdaverdinin de başını yakacak. Aha yazıyorum. Tuğçe geldi bu arada, seni sordu. Ne zaman? Biraz önce. O kaçırılan kız onun arkadaşıymış. Ailesi çok zor durumda kalmış. Ne yapsak diyorlarmış. Bir gidip konuşayım o zaman ben Tuğçe'yle. Ne konuşacaksın acaba Tuğçe'yle? Her şeyi de söyle. Kızım, ben sana Tuğçe'den uzak dur demiyor muyum ha? Adın çıkacak mahallede durduk yere. Anne, başlama yine ya. Ben gidip geliyorum hemen. Hiç laf dinlemiyor ki. Hiç. Sağ ol. Afiyet olsun. Tuğrul Baba'nın sorusuna neden cevap vermedin? Hangi sorusuna? Dedi ya, bu kız senin için neden bu kadar önemli diye. Ya, Tuğrul Baba şey için söyledi onu. Ne için? Yani seni çok fazla tanımıyorum ya. O yüzden. Çok haklı. Bence hatta beni hiç tanımıyorsun. Ama benim için hayatını tehlikeye attın. Neden? Benim yerimde kim olsa aynını yapardım. Anladım. Kim olsa aynısını yapardı. Tamam ya, sen öyle diyorsan. Çocuklar, siz hiç üzülmeyin, tamam mı? Ben şimdi Ali hocamı arayacağım, o tarif edecek. Ben de tamir edeceğim uçurtmayı, tamam mı? Sevda abla. Ali hocam, verir misin? Hüda verdi. Tamam, tamam. Hüda verdi. Alo, Hüda verdi. Hocam, bu uçurtmanın çıtası kırıldı. Neredesin sen? Senin evin yakınlarındayım hocam. Hüdaverdi, ne işin var orada? Çabuk uzaklaş oradan. Hocam, çocuklara söz verdim uçurtmayı tamir edeceğim diye. O geçen gün kullandığım yapıştırıcı, çivi, çekiç falan vardı. Onlar nerede? Tamam Hüdaverdi, tamam. Ama acele et. Bahçedeki çiçeklerin arasında bir anahtar var. İçeri girince koridorda soldaki dolabın içinde de yapıştırıcı, çekiç, çivi ne istersen var. Ama işini hemen hallet ve uzaklaş oradan. Bak, sıkıntılı bir durum olursa da bana haber ver. Tamam hocam.
Tamam artık sıkmayın canınızı. Hadi bakalım tamir etmeye gidiyoruz uçurtmayı hadi. Üzülmeyin artık tamir edeceğim hadi yürüyün. Acıyor mu? Yok. İyiyim ben.